Selam dostlar. Ormandayız. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Soğuk ve karlı bir İstanbul gününden. Vallahi soğuk bizi de etkiliyor. Ama benim olduğum yerde henüz kar yağmamış. Kar vardır diye geldik ama kar yok. Bugün de farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü içeriğimiz elimde bulunan efsane tüfeğim. Avkar pompalı tüfeğim var. Ona bir abi geldi bize. Şimdi o abiyi tanıtacağım size. Abi derken, şimdi bu kardeş oluyor. 4+1, 41 santim namluya sahip. Komple çelik, gövde ve kasa. Yani tamamı çelik diyelim biz bu tüfeğe. Aynı şekilde abisi de komple çelik. Ama bu 7+1, 51 santim namluya sahip. Yani bu standart piyasadaki tüfeklerle aynı ölçülerde. Bu ölçünün dışında aykırı bir tüfek. 41 santim namluya sahip. Bunlar bize ruhsatlı. Onu da dipnot olarak ileteyim. Şimdi arkadaşlar, kardeş ve abiyle ufak bir kolaj yapacağım. Kardeşi normalde biliyorsunuz kullanmıyorum. Kardeş benim tüfeğe sevdamın başlama noktası. 1994 model. Takribi abisi de aynı yıllarda üretilmiştir. Bunu 1994 yılında ruhsata bağladığımda ben bir çocuktum. Yani tabiri caizse. İşte bu da şimdi geldi elimize. Avkar'a benim ayrı bir düşkünlüğüm var. Aynı tüfekten iki tane birden olması. Yani Türkiye'de bir tane daha var mıdır, yok mudur bilemiyorum. Zannetmiyorum olacağını. Çünkü bu tüfekten çok az üretildi. Yani neredeyse yok denecek kadar az. Koleksiyonluk bir tüfek. Gördüğünüz gibi. İkisi de mermiyi alttan alır alttan atar. Şu şekilde. Şöyle çevireyim. Ve durum bu. Evet arkadaşlar, şimdi önce kardeşle bir tane atacağım. Hani bunu getirdim ya. O açıdan. Sonra bunu kaldıracağım. Abiyle devam edeceğim. Bugün abi kardeş buluşması yapıyoruz arkadaşlar. Avkar'da. Kardeşe bir tane tek kurşun koydum. Alttan. Gördüğünüz çelik sesini duyuyorsunuzdur. Eminim. Kulaklığımı takıyorum. Hedef 35 metre. Avkar'la kardeşle bir adet atıyorum. Tek kurşun. Arkadaşlar bakın, tüfeğin en büyük özelliği. Mermiyi şöyle göstereyim. Alttan alır alttan atar. İTEK 37'nin klonu. Şimdi bugünkü konumuz neydi? Abi kardeş buluşması. Kardeş bizde yıllardır var. O bizim canımız ciğerimiz. Onu böyle kaldırıyorum kenara. Şöyle. Ve abi elim alıyorum. Abi derken tekrar söylüyorum. Bu bende 26-27 yıldır var. Bu yeni geldi. Ama bu 7+1. Kardeşi 4+1. O yüzden abi kardeş. Yani bir yanlışlık olmasın. Şimdi abiyle devam edeceğiz. Çelik sesini duyuyorsunuz. Ya bu keyif hiçbir yerde yok. Şimdi öncelikli olarak ya bu tüfeğe test yapmak ayıptır. Fişekle de onu söyleyeyim. Şöyle şey aldım. Saçmalarımdan aldım. Şöyle. Tek kurşunlarım burada. Bir tane baba var. 50 gram. Ben bu kardeşten 50 gramı 90'lı yıllarda atarken insanlar bana diyordu ki av bayileri, 50 gram fişek atacak tüfeği nereden buldun? Bakın gene söylüyorum. 50 gram. Şimdi başlıyoruz. Önce bir adet 28 32 koydum. Tekrar 28 32 ve en başa da babayı koydum 50 gram. Kulaklığımı takayım. Bismillah deyip hedefimize atmayacağım tabii bunu. Malum görüyorsunuz şöyle çalışıyor. Bismillah diyorum arkadaşlar. Elime ilk defa ulaşmıştı. Bunu normal atıyorum.
Tüfek boş. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bu garibanla iki tane tek kurşun atacağım. Malum. Vallahi arkadaşlar fişek fiyatları uçtu gidiyor. Şöyle dolduralım. Hedef 35 metre. Avkar abiyle tek kurşun atıyoruz. Arkadaşlar, çeliğin güzelliği muhteşem. Tekrar söylüyorum, bunu yapan usta, Allah ondan razı olsun. Yani tüfek yapmamış, resmen fırtına obüsü yapmış. Size şöyle söyleyeyim, keşke hani şu an ormandayım. Bir gün illaki yaparım onun da, bunların namlu et kalınlığını görmüş olsanız, dersiniz ki bu tüfeği yapan insan, yani bunu nasıl yaptı? Hani bu kadar çok malzemeyi niye böyle bol kullandı diye düşünürsünüz. Çünkü şu tüfek yaklaşık 4,5 kilo. Bakın. Yani o taktikal tüfeklerin birçoğundan daha ağır. Bakar mısınız? Normalde hiçbir şey yok gibi. Boru şarjöre kadar çelik arkadaşlar. Gövde çelik. Bu tüfeğin bir tek aksamı polimer. O da 90'lı yıllarda tetik grubunu polimer yapmışlar. Teknolojiye bakar mısınız? Yıllar 90 ama tetik grubu polimer. Demek ileriyi görebiliyormuş ustalar. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Tüfek 2001 yılında fabrikası kapandığı için üretimi yok. Bunun bir de şeyi var. Avkar terminatör var. Otomatiği. Gazlı sistem otomatiği var. Ya inanın çok arıyorum. Bir yerlerde bulsam inanın ondan da bir tane alacağım. Niye biliyor musunuz? Türkiye'de bana göre yapılmış, gelmiş geçmiş yapılmış en sağlam tüfek Avkar. Bakın bunu dipnot olarak iletiyorum. Bugüne kadar yapılmış en sağlam tüfek Avkar. Bu segmentte. Eğer bundan sonra yapılacaksa gene bu segmentte bundan daha iyisi yapmalar lazım. Yani gövdenin çelik olması lazım. Bugüne kadar hiç bu tüfek çelik yapılmamış. Çok konuştuk. Son bir atış. Final yapacağım. Olayı bitireceğim. Çelik sesi. Biliyorsunuz ninni sesi gibi geliyor. Evet arkadaşlar. Evet dostlar. Bugünlük söyleyeceğim çok bir şey yok. Dediğim gibi bugün abi kardeş buluşması yaptık. Şöyle göstereyim. Bir de bu şekilde, bu açıdan görün. Şunu ha bu arada soracaksınız. Tüfeğin üzerindeki bu pikatin rayı ben sonradan yaptırdım. Konya'da. Ha pişman mıyım? Evet pişmanım. Keşke tüfeğimin orijinalini bozmasaydım. Çünkü orijinali daha yakışıklı duruyordu. Neyse bir hataydı. Evet. Arkadaşlar bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Abi kardeş buluşmasını burada noktalıyorum. Bildirimleri açıp kanalımıza abone olursak videolardan ilk biz haberdar oluruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.